TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel Programı ile karşınızdayız efendim. Bu hafta Gündem Özel Programı'nda... Erciyes'i konuşacağız hep birlikte. Kayseri'nin en önemli değerlerinden bir tanesi Erciyes diyoruz. Tabii ki Erciyes nasıl bir sezon geçirdi, pandemiden ne kadar etkilendi, yaz sezonunda ne gibi aktiviteler yapılacak bunlar oldukça önemli. Erciyes sadece e, kış turizmiyle değil yazın da adından söz ettiren bir değer olarak söylüyoruz her zaman efendim. Uzun uzadıya Erciyes'i konuşacağız birlikte. Çok değerli bir konuğum var Erciyes Ayşe, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok iyiyiz teşekkür ederim. Ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Ee, birazcık yoğunsunuz galiba. Ee, daha çok büyük. Evet. <laughs> daha biliyorsunuz orta en yüksek dağ. Ee, bizim oradaki yatırımlarımız da büyük. Dolayısıyla iş hacmi de büyük. Biz de biraz yoğunlaşalım diye istiyoruz işin aslı. Ya kışın Erciyes zaten e, o faaliyetler işte kar, kış sporları sizi zaten rahat bırakmıyor iş. Ama Yazında biz iş üretelim, yoğunlaşalım, e, daha da gündemden düşürmeyelim. Erciyes'i e, yazında kullanılabilir bir mecra haline girdirelim diye uğraşıyoruz. Onun çab çabası içerisindeyiz. O yüzden e, yani insanlar diyor ya işte tamam kışın ulaşamıyoruz telefon falan filan ama yazın niye <laughs> telefonlara cevap vermiyorsun, evet. mesaj atıyorsun, ben arayayım falan filan diye diyor. Ben de diyorum ki yani biz ağustos böceği değiliz, karıncayız. Biz kışın azığını şimdiden hazırlamak durumundayız. Onun için... Yazında yani bizim iş tempomuzda yani evet. idare olarak çok düşüş olmuyor. Yaz ve kış çok fark etmiyor. Kışın tabii ki kış sporları, kayak, snowboard, pistler vesaire ama yazında sürekli olarak bizim gündemimizde bir konu, bir event, bir aktivite, bir faaliyet veya bir yatırım, yatırımcı yazında yoğunuz yani. evet. Şu. Tabii ki de <laughs> şimdi Erciyes dediği zaman bütün vatandaşların çok kez aklına kış turizmi geliyor ama Erciyes yapılan yatırımlarla birlikte e, tabii ki de artık yaz aylarında da adından sıkça söz ettiriyor. İlerleyen dakikalarda bununla alakalı konuşacağız zaten ne gibi etkinlikler yapılıyor diye. Oldukça fazla etkinlik var. Mesela işte Erciyes'te yapılacak olan e, bazı etkinlikler var. Erciyes e, zirvesi yapılıyor zaman zaman. Dağ maratonları, sıcak saramaları derken bunları da birazdan başkanımla konuşacağız ama e, pandemiyle giriş yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Etkisi çok büyüktü. Hala etkilerini yaşamaya devam ediyoruz ne yazık ki. Erciyes'te <laughs> nasıl bir sezon geçirdiniz? Pandemi etkileriyle bu e, birlikte e, bir sezonda değişiklikler yaşandı mı? E, Tuğba Hanım aslında e, tabii bizim geçtiğimiz yazda yani pandeminin ilk yazında e, kış için nasıl bir e, atmosfer bizi bekliyor? Nasıl bir e, sistem içerisinde insanları kayak yaptıracağız bilemiyorduk. Onun için yazdan tedbirlerimizi aldık. Siz de zaten yeterince yayın yaptınız o konuda. İşte güvenli kayak merkezi sertifikası aldık işletmelerimizi güvenli hale getirdik. İşte o dezenfektasyon işlemleri, ikazlar, anonslar vesaire. Geçtiğimiz yazın kış için iyi bir hazırlık yaptık. Allah var. Dünyada ilk defa Güvenli Kayak Merkez diye bir standart çıkarttırıp onu aldık şeye Aslına bakarsanız şöyle bir avantaj oldu bize. Pandemiden dolayı Avusturya, İsviçre gibi ülkeler Kafkas pazarına uçuşlarını kapattılar. Dolayısıyla bizim tabi orada yıllarca yapmış olduğumuz bir pazarlama çalışması var, tanıtım çalışması var. Ercese 4 yıldır çarptır uçaklarla, direkt seferlerle turist geliyor. Dolayısıyla orada bir RGS bilinirliği olduğu için oradaki turizm acenteleri, operatörler e, rotalarını Ercese çevirdiler. Yani pandeminin bize dış turizmle alakalı böyle bir katkısı oldu. Ee, eğer e, işte çeşitli engellemeler olmasaydı, teker teker saymayacağım, e, bizim geçtiğimiz kış haftada yaklaşık 8 uçak, yani neredeyse 2500 kişi, 2000 kişi, yerine göre yabancı misafirimiz gelecekti. Ee, ama işte Ankara tarafından bizim 3 hafta boyu sonu kapatılmamız, yılbaşında kapatılmamız evet. vesaire çok ciddi rezervasyon iptallerine sebebiyet verdi. Tabii ki devletimiz güvenlik tedbirleri kapsamında halkın kamunun sağlığı için bunları yaptı ama işin bir de böyle bir boyutu var. Yani çok ciddi iptaller yedi otellerimiz. Ee, ama e, sezon boyu haftada 3 uçak en az yabancı geldi Erciyes'e. İç piyasada da oldukça canlılık vardı. Hem dağ otellerimiz, hem şehir otellerimiz ee, iyi bir sezon geçirdiler. Yani şimdi mesela e, tabi kafeteryalarda, restoranlarda biliyorsunuz oturarak hizmet verilmiyor, evet. paket servisi yapılıyor. Bizim işletmelerimiz için de aynı şey geçerli oldu tabii ki. Ama hep şunu dediler ya Allah'a çok şükür yani biz burada hiç olmazsa hareket var, iş yapıyoruz. Şehirdeki işletmelerin durumları çok daha kötü, tamamen kapalılar. Kışın işte paket servis veya dışarıya servis imkanları da daha az oluyor, daha az talep oluyor. Ee, baktığımız zaman çok öyle e, ciddi oranda biz etkilendik diyemeyiz. Yani hem doğan ekonomi açısından, hem gelen kayakçı sayısı açısından, hem otellerimizin doluluk oranları, işte kiralama işletmelerimizin, restoranlarımızın, kafelerimizin e, çalışma şartları açısından tabii ki etkiledi ama böyle hani öldük bittik diyemeyiz. Çok şükür ee, ufak tefek sıyrıklarla atlattık geçtiğimiz kışı. İyi bir sezon geçirdik her şeye rağmen Evet tabii ki de. Bu charter seferleri özellikle çok çok fazla ilgi gördü. Peki sezondan önce mesela pandemiden önce charter seferlerin yoğunluğuyla pandemiden sonraki yoğunluk arasında fark var muhakkak. Ve zaman zaman aslında Erciyes bazı eleştirilerin de odağı oldu vatandaşlar tarafından. İşte niçin kayak açıldı? işte kış sezonu devam etti diye vatandaşlar bunları söylediler. Biz evlerimizdeyiz. Evlerimizde kapalı kaldık ama sadece Erciyes için söylemiyorum. Uludağ, işte Kartalkaya, diğer Er, er, e, Sezonlar da açıktı. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Vatandaş hani bir yonda da isyan etti. Ya tabii ki vatandaşlarımız bir noktada artık evde oturmaktan evet. sıkıldılar ve e, yani millet devlet şehir menfaati düşünmek sizin bazı e, tepkilerde bazı sistemlerde bulundular. Tabii bunu e, biz şöyle değerlendiriyoruz. Yani ben oturuyorsam herkes otursun, İşte ben hastaysam herkes hasta olsun gibi bir anlayışın eseri diyoruz. Şimdi e, tamam. Yani dışarıda gelip de sokakta, parkta gezen insanlara zaten devletimiz, polisimiz, emniyet güçlerimiz müdahale ediyor ama Erciyes'te bir ekonomi doğuyor. Bakın mesela şimdi siz bakkala giriyorsunuz, markete giriyorsunuz, meyve alıyorsunuz, ekmek alıyorsunuz. Kayseri içindeki para Kayseri'de sirküle ediyor. Ama turizmde şehir dışından şehre kan geliyor. Bir de yurt dışı turisti düşünün. Ülke dışından döviz getiriyorsunuz. Yani çok ciddi ekonomik açmaz katmanları var. Evet. Çok ciddi ekonomik etkileri var bu işin. Yani vatandaşımız aslında farkında olsun veya olmasın e, doğan ekonomiden en direkt olarak her halükarda etkileniyor. Yani dayısının oğlu işte kayak kiraya veriyordur veya bir restoranda çalışıyor veya bir otelde çalışıyor veya otele portakal satıyor halde. Yani öyle bir zincir var ki biliyorsunuz ekonomide yani evet. görünmez el denilen. O el içerisinde muhakkak işte birimizin akrabası, birimizin kardeşi, birimizin yeğeni, birisinin kuzeni, birisinin dayıoğlu var. Dolayısıyla yani total refaha turizm çok ciddi katkıda bulunuyor. Ee, her zaman ister istemez parası olan insanlar bir yerlerinden ayrılıyorlar. Yani İsviçre'ye gidiyor kayak yapıyor, Amerika'ya gidiyor kayak yapıyor. Buna mani olabiliyor musunuz? Şimdi yazın mesela... Yaz turizmi ile kış turizmi arasındaki fark kıyaslanmayacak kadar açık. Yani yaz turizminde yüz binlerce yatak kapasitesi var. Kış turizminde işte 10 bin, 20 bin, elli bin. Şimdi yazın turizm yapıldı bu ülkede. Siz gelen yabancıya kardeşim deniz yasak girme diyebildiniz mi? Yani oteline geldi, güven, otellerimiz güvenlik sertifikası aldılar. Kontrollü bir şekilde hijyen kurallarına riayet ederek, Yabancılar geldi yerli turist otelde kalanlar denize girdi. İşte turist hüviyetiyle bazı yasaklamalardan muaf tutuldu. E şimdi eğer ortada, ortada ekonomi varsa ortada şehir menfaatine, millet menfaatine, hem şehirlerimizin ve bölgemizin faydasına bir gerçeklik, bir hareketlik varsa burada birazcık toler etmemiz lazım. Yani ben oturuyorum ama hiç olmazsa birileri Erciyes'te şehir ekonomisine katkıda bulunuyor zihniyetiyle bakmak lazım. Bu daha geniş açılı vatandaşlık şuurunu ihtiva eden bir bakış açısıdır. Yani tutup da ben öldüysem herkes ölsün, ben yatıyorsam herkes yatsın, böyle bir düşünceye biz karşıyız, doğru bulmuyoruz. Bunun ciddiye alınmasını da doğru bulmuyorum ben bir vatandaş olarak. Evet. Yani biz e, geçtiğimiz yaz sokağa çıkma yasağına tabi tutulduk, evimizde oturduk. O zaman Antalya'yı da mı kapatın diyelim yani? Biz gitmiyorsak kimse denize gitmesin mi diyelim? Değil, hiç olmazsa hani adam deniz yıldızını bir sürü kıyıda deniz yıldızı varmış, bir tanesini atmış denize. Yanındaki ya demiş binlerce var niye atıyorsun hiç olmazsa bir tanesini kurtardım demiş. Yani hiç olmazsa devletin en çok paraya ihtiyacı olan ekonomik olarak en zorlandığı dönemde hiç olmazsa bir kanaldan para gelsin döviz gelsin. Yani bir de bu şehir içindeki ticaret gibi değil bakın şehir dışından geliyor şehre ülke dışından geliyor şehre yani bütün bunlar göze görünmeyen çok önemli ekonomik e, tetiklemelerde bulunuyor. Buna hesaba katarak hareket etmek lazım. Yani şuurlu ve e, bilen bir vatandaş gözüyle bakmak lazım bence bu işlere. Ege'den evet. e, bağımsız olarak söylüyorum. Bunu. Evet. Yani diyor ki ya fabrikada çalışıyor. Çalışmasın. Yani ihracatımız dursun mu? Tüm mü ölelim? Gitmesin mi yani inşaat yaparken oradaki işte kalıpçısı, ustası, mühendisi, mimar gitmesin mi inşaatına? O da mı evinde otursun ben oturuyorum diye? Buna, bu 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 dar bir bakış açısı. Evet zaten her zaman şu da söyleniyor e, kayak sporu bireysel yapılan bir spor ve korunaklı bir spor değil mi? E, yani pandemiden etkilenme konusunda tabii. birazcık daha diğer kesinlikle. sektörlere göre daha e, net. Kesinlikle kesinlikle yani salonda yapmıyorsunuz bir açık yan hava. yana olmuyorsunuz açık e, şeyde a, havada otellerde zaten şimdi mesela gelen misafirler diyor ki ya bizim evden daha güvenli otel niye Heskodu'yla giriş çıkış var. İşte orada otellerin hepsi Turizm Bakanlığı'ndan güvenlik sertifikası aldı güvenli turizm belgesi aldı. Dolayısıyla orada o kriterlere uyuyorlar. Sosyal mesafeye göre yemek veriyorlar. İşte gelen gideni kontrol ediyorlar. Herkes maskeli. Yabancılar bile diyor ki inanın ya Rusya'da bu, bu kadar yok. Biz kendi ülkemizden daha güvende hissediyoruz Erciyes'te diyorlar. Yani biz defalarca şahit olduk bu ifadelere. Dolayısıyla e, yani oradaki ortam hem de kayak sporunun bizatihi kendisi bırakın maskeyi insanlar baf takıyor, kask takıyor. Yani evet. de kask mecburi. Kask olmayanı biz teleferiklere bindirmiyoruz yani vatandaşımızın riskini biz kendilerinden daha çok biliyoruz çünkü bize çok fazla vaka geliyor. Onun için kask takıyor yani her tarafı kapalı en korunaklı spor pandemiye bakarak zaten kayak yaparken insanların yüz yüze gelme gibi bir pozisyonları söz konusu değil falan. Ama zannediyorum bu bu sosyal medya paylaşımları vesaire de etkiledi bazı kararlar alındı. Evet. Onlar da yani neticede zarar verdi turizme. Ama ona rağmen çok şükür bunu, buna da şükrediyoruz. diyoruz yani çok daha kötüsü olabilirdi. Otellerimiz açılmayabilirdi. Tüm kapanabilirdi. Hiç kimse gelmeyebilirdi. Yani bir taraftan biz gelsin diye uğraşıyoruz. <laughs> bir taraftan sistem gelmesin diye uğraşıyor. <laughs> ben sistem diyeyim siz anlayın işte. Evet. Ilginç bir süreç yaşandı aslında. çok, her hafta sonu kriz yaşadık inanın. Evet. Her hafta sonu bile istisna. Ben sabahleyin ya bir ajantemizin telefonuyla uyandım ya bir kayak hocamızın telefonuyla uyandım işte biz daha çıkamıyoruz. Bizi daha almıyorlar vesaire. Yani gereksiz birazcık fazla RGS'e sanki şey Wuhan muamelesi yapıldı. Kaldı ki İl Sağlık Müdürlüğümüzden de rica ettik. sağ olsun onlar da sürekli Erciyes'e kit dağıtlar, maske dağıtlar, evet. bilgilendirici broşürler verdiler. ya bir bir seferinde mesela bir test yaptırdık. Yaklaşık 200 otel personeli testten geçti. Bir tane pozitif çıkmadı. Evces'teki ilk pozitif vaka Mart'ın sonuna doğru yaşandı biliyor musunuz? O bir kaya kocasıydı yani. Evces'te çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Kaldı ki bütün oteller personellerini PCR testi yapıyorlar rutin. 2-3 evet. günde bir, haftada bir. Bütün yeni misafirlerden HES kodu alıyorlar. Zaten sürekli olarak çevirmelerde uçak havaalanlarında PCR veya testle HES koduyla geçiyorsunuz. Gelen bütün yabancılara PCR testi yapılıyor. Bu insanlar ülkelerine döndükleri zaman da PCR testi yapıyorlar. Yani o zorluklara rağmen çok şükür geldiler yabancılar. Yani çok daha güvenli, çok daha tedbirlerin alındığı ve bir vak'a oluştuğu zaman ihmal edilemeyecek, atlanamayacak derecede şiddetli bir e, çevrim içi kontrol olan e, bir mekan da erceğiz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. E, ama birazcık fazla göz önünde bulunduruldu. Evet. Yani o o felsefe işte ben oturuyorsam herkes otursun. Ha, tamam yani sokağa çıkma yasağına tabi olan insanların LGS'e gelmesini biz de tabii ki desteklemiyoruz. Yani orada bir e, kamu adaletini de sağlamak lazım ama yani atıyorum Hatay'dan gelmiş biz kapıdan çevirerek gönderdik insanları otobüsleri yani. Düşünebiliyor musunuz? Ya işte bırakın Nevşehir, Kırşehir böyle yakın vilayetleri Hatay'dan gelenleri, Adana'dan gelenleri bir sürü otobüs çevrildi döndü gitti giremediler yani. Eğer onlar da olsaydı zaten milyonlarca dolar daha şehir ekonomisine katkı olacaktı. Yani bu bir karar almak tamam alıyorsunuz yazıyorsunuz imza evet. alıyorsunuz ama yani bize şehre yani ben diyeyim 100 milyon sizin 200 milyon lira zarar verdi öyle söyleyeyim yani. Evet efendim. Ee, tabii ki bunlar yaşanırken diğer tarafta da kış koşulları da önemli. Özellikle fiziksel şartlar oldukça önemli. Tam sezonda mı kapattınız? İstenilen kar yağışı oldu mu? Hatta e, sonunda, sonda mayısın sonlarına doğru bir, bir en son kar yağışı da oldukça <laughs> evet, geçen etkiledi. Hafta kar yağdı. Evet. Onun neler onun için neler söyleyeceksin? Sanki tam sezonundaydı değil mi? Ee, Yet, yetti süre. Biraz yok yok sezonumuz iyiydi Allah şükür. Tabii e, çok belli olmuyor. Aralık içerisinde genelde kar ortası aralığın ilk haftası yağıyor ama biz aralık başından itibaren geceleri sıcaklık eksi dörtlere eksi beşlere düştüğünde kar üretmeye başlıyoruz zaten. Evet. <laughs> Çoğu zaman da ana pistlerimiz biz suni karla açıyoruz kar yağmasını beklemeden. Aralık ortası aralık 20'si falan gibi kar yağışları oluyor. Bir de bizde çok fazla pist olduğu için hepsi aynı anda açılmıyor. Ana pistler peyderpey Pey, diğerleri kar yağışı oldukça. bu sene birazcık ocağa sarktı. Ama ocaktan sonra da iyi kar yağışı oldu. Yani lafa evet. lafa böyle güzel kar yağdı. E, tam işte Mayıs'a kadar da uzattık aşağı kar e, Güzel geçti yani sezon içi. iklim açısından sıkıntımız olmadı çok şükür. Evet tabii bu oldukça önemli. E, ben kıştan öte yani periyodik olarak gelmek istiyorum tabii. E, yaza doğru geleceğim. Diğer çalışmaları konuşacağız ama e, kışın da yapılan çalışmalar, e, yapılan bazı etkinlikler var işte genellikle eğlenceli etkinlikler. Artık çekilmez olduğun gibi, kar voleybolu gibi. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hani baktığımız zaman sadece kayak için değil, vatandaşların güzel aktiviteler yapabildiği, böyle gerçekten yüzlerinin güldüğü etkinlikler de gördük. Evet, Çok evet, eğlendi vatandaşlar. Evet, evet. Bu konuda da her sene yapılıyor, bu yılda da yapıldı, değil evet. mi? Ya biz gelenekselleştirmeyeceğimiz bir faaliyete başlamıyoruz. Evet. Çünkü ben bakıyorum Norveç'te falanca festivalin yüzüncüsü yapıldı, İşte Almanya'da filanca kar, kayak merkezinde. ...şu yarışın 90'lısı yapıldı falan. Yani bir Türk olarak komplekse giriyorum işin gerçeği. bizde de birinci geleneksel diye başlıyor maalesef. Veya ikinci oluyor. Üçüncüyü yapamıyoruz. Yani sürdürememek gibi bir... ...eksikliğimiz var halk olarak. Fakat şu anda dünya konjonktürüne baktığınız zaman... ...ister ticari düşünün, ister siyasi düşünün... ...ister sosyal ilişkilerde düşünün. Her şey sürdürülebilirlik üzerine bina edilmek zorunda. Yani her şey... Artık bir proje yürütme mantığı içerisinde fizibilitesi yapılmış. Eğer neticeler müspet çıkmışsa sürülebilir bir şekilde de ilerlemesi gereken bir e, mahiyet arz ediyor. E, biz de başladığımız şeyleri sürdürüyoruz. Her yıl yap yapmayacaksak girmiyoruz yani evet. bir şeye. E i̇şte artık çekilmez oldum. Mesela eşler arası bir kızak yarışması. Beyefendi hanımefendi kızakla çekiyor artık ama tabii RGS'de oksijen az. E, birazcık da hafif meyil var mesela orada. Böyle 10-20 metre gittikten sonra insanların pili bitiyor yani. Kolay değil o kızağı çekmek. Artık çekilmez oldun. Hatta diyorlar ki evde de çekilmiyordu, burada da çekilmiyor falan. Öyle espriler çıkıyor. Bizim tanıtım stratejimiz içerisinde PR çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Biz çok reklam vermiyoruz. Yani ulusallara da vermiyoruz reklam. Çünkü neticede kamunun parası bu. Belediyemizin parası. Biz bu gibi küçük faaliyetlerle hep medyada yer alma üzerine bir strateji oluşturduk. Hem bunu yaptığınız zaman yani Erciyes'te şu kadar güzel pistimiz var, bu kadar iyi teleferiklerimiz var. Bu artık çok klasik bir reklam anlayışına dönüştü. Biz Erciyes'in kalitesini mesela ne yapıyoruz? Dünya Kupası yapıyoruz. Şimdi Dünya Kupası reklam maliyeti yani bize maliyeti çok çok düşük. İşte sponsorlarla falan da takviye ediyoruz. Evet. Cüzi bedellere bir Dünya Kupası yapıyoruz. Dünya Kupası yaptığınız zaman bu kayakçı veya snowboardçu da diyor ki ya bu adamlar Dünya Kupası yapıyorsa dünyanın en üst merci olan Uluslararası Kayak Federasyonu bunu belgelendirmiş, yetkilendirmiş. Dünyanın en iyileri gelip orada işte müsabakaya katılıyor. Dünya Kupası o demek yani. Amerika'nın en iyileri geliyor. Evet. Japonya'nın en iyileri geliyor. Ya Avusturya'nın, İsviçre'nin en iyileri geliyor. Ha o zaman demek ki RGS'de bir şeyler var. Yani RGS standardı aşmış bir kayak merkezi. imajı doğuruyoruz. Bu eskilerin deyimiyle tazammun etmek diye bir şey var. Yani direkt söylemezsiniz de ima ile aslında hani şimdi sizin iletişimde subliminal mesajlar evet. falan var ya bir, bir şey söylemiyorsunuz ama satır arasında onu e, insanlara zerk ediyorsunuz. Bizim e, politikamız da bu. Yani FGS'de işte iyi bir marka gidip de bir yarış yapıyorsa e, veya işte havuza atlama yarışları yapılıyorsa falan bu artık kayak merkezinin olgunlaştığını yani asli ihtiyaçlarının asli fonksiyonlarının ötesine geçip daha farklı geniş yer daha kaliteli şeyler düşündüğünü ifade eder. Ee, bizim de politikamız o yönde çok yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla bu söylediğiniz şeyde ağırlık veriyoruz. Yani e, tabii pandemi sebebiyle e, uluslararası bir kupa yapamadık. Yani hiçbir federasyon doğru düzgün böyle bir şey girmedi. Biz de o riske giremezdik. yani evet. Çünkü pandeminin ilk çıktığında hatırlarsanız e, bizim 10 o 15 Mart'ta Dünya kar voleybolu kupamız var. Atletlerin bir kısmı gelmiş. Çarşamba günü basın toplantısı yaptık. Gelen atletlerle falan. Çarşamba günü öğleden sonra kupa iptal edildi. Yani o insanlar geldiler otelde kaldılar. Uçakla geldiler. Evet. Bazı takımlar, yabancı takımlar geldi falan. O ris biraz riskli oluyor bu konjonktürde böyle büyük angajmanlara girmek. Ama kendi içimizde yani Kayseri veya bölgemizden bu gibi faaliyetlere ev sahipliği yaptık. Onun da çeşitli faydaları, keyfi hem de markalaşma açısından da bize faydası oldu. Evet. Tabii sadece insanlar e, profesyonel kayak yapan insanlar değil de e, yani daha her türlü kullanabilecek etkinliklerde gündemdeydi. Biz de çok yıl evet. zaten ekranlara taşıdık onları. Evet. Onu. Yani şey değil. Hani bir taraftan da ya kayak yapmıyorsanız da burada Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu muhteşem bir yatırım evet. var. Gelin orada farklı e, fonksiyonlarından istifade edin. Kızak yapın. Yani yürüyüş yapın. O temiz havayı teneffüs edin. Yani dijitalleşmeden uzaklaşın. E, ruh sağlığınızı e, orada birazcık daha kendinizi rahatlatarak e, sağlama alın. Gibi bir sürü mesajı var ya bu işlerin. E, hani zaten hep e, size programlarda da bahsederim. Biz erciyesi etinden, sütünden, derisinden her şeyinden faydalanabilir evet. bir hale getirmeye çalışıyoruz. E, kayak yapmayacak. Amcam gelmiş. Yani şimdi bazıları diyor ki ya kayak, kayak yapanlar tabii bir e, yoğunluk oluşturduğu için ya Kayak yapmayanları almayın Erciyes'e. Böyle bir şey olabilir mi? Yani nereye gidecek kışın ee, bizim insanımız? Yani burada kendi belediyesini yapmış olduğu bir yatırım var. Şimdi bizim emsalsiz kumsallarımız yok. Balta girmemiş ormanlarımız yok. Kayseri'de varımız yoğumuz Erciyes'imiz evet. var. Hadi yazın bağdır dağdır neyse bir şekilde kurtarıyor. Ama kışın insanlar... Tek çıkıp, seçenek Erciyes. Erciyes'e gidecek. Evet. Yani onu da engellemek gibi bir zaten düşüncenin içerisine asla giremeyiz. Bunu da ifade ediyoruz siz eğer kalabalıktan hoşlanmıyorsanız Erciyes'in bin tane noktasında da bir Allah'ın kulu yok. Rahat rahat sıra beklemeden giriyorsunuz. Kayağınızı yapıyorsunuz ama hani toplumun olduğu orada hem işletmelerimize katkı sağladı. işte sucuk ekmektir, yeme içmedir, kahvedir, çaydır vesaire ekonomisinin döndüğü Tekirye bölgesi. Hem de gelen misafirlerimizin orada bir daha hava aldıkları ortam. Siz de gidin. Hacılar da yapın. hiç sadece yapın. Oralarda hiç kimse yok. Yani kayak yapmayanların girmediği bir sürü noktamız var. Dolayısıyla o söylediğiniz önemli bir şey. Yani illa kayak yapanlar RCS'e gelecek diye bir şey yok. Evet. Biz halkımızın da her türlü talebine uymaya gayret ediyoruz. Evet efendim. Zaten pandemi zamanında e. eğer hafta sonu kısıtlamaları olmasaydı e milyonların RGS'e geldiği görüntüleri bizler hatırlıyoruz. <laughs> o duran görüntülerini, evet, o kalabalık görüntülerini. Yani. Her vatandaşlar, çevre şehirdeki vatandaşlar, Türkiye'deki her insan çok alışkın hani RGS'e çıkalım, bu hafta sonu RGS'e geçirelim diye çokça sayıda vatandaş var. Özellikle pandemi bitmesini artık herhalde önümüzdeki sezonda hiç görmeyiz diye düşünüyoruz. <laughs> önümüzdeki kış sezonu. E, eğer pandemi olmasaymış herhalde o gelen talebe biz zor cevap verirmişiz. Çünkü evet. yani hem şehir içinden hem de şehir dışından ülkeden çok yoğun talep vardı gerçekten. Diyorum ya yani binlerce insan geldiler. Hafta sonu kapalı. Yani sadece otel konaklamaları konaklamalılar Kaya Erciyes'e çıkmaya izin verildiği için yani Mersin'den sabah 6'da çıkmış 10'da gelmiş Erciyes'e 11'de gelmiş mesela geri Evet. Mevcut. Bir de onlar girseydi bir de yerli halkımız gelseydi Erciyes'e inanın orada bu sene acayip bir ee, kargaşa ortamı doğardı diye de endişe ediyorum bir taraftan. Ee, i̇şte ne bileyim yani olan biten şartlarda biz uyuyoruz. Ee, şöyle olsaydı böyle olur demek de ta tahmin etmek de kolay olmuyor ama gerçekten her geçen gün bir ilgi artışı var yani Tabii. E. Şimdi Biz işte 2019 kışında aşağı yukarı 2 milyon 200 bin civarında insanı misafir ettik toplam 4 ayda yani. Ee, yazın gelen, pazarları gelen falan onu saymıyoruz daha. Şimdi bu sene o rakam eğer 3 milyon olsaydı, 3,5 milyon olsaydı hem yollarımız ciddi oranda kalabalıklaşacaktı, kitlenecekti, otoparklarımız evet. almayacaktı. Zaten beni çok ararlar yani saat işte 3'te 4'te falan ya geldik yer bulamadık dönüyoruz. Yani yapacak bir şey yok işte yol kenarları dolu, otoparklar dolu, e, parklanabilecek her yer hakikaten doluyordu. E, bu da aslında bir taraftan bizim hoşumuza da gidiyor. Yapılan yatırımların karşılık bulduğunu, halk nezdinde kabul gördüğünü gösteriyor. İnsanların Oraya gelip LGS'ye sahip çıktığını gösteriyor. Ama hani her yerde bu böyledir biliyorsunuz. Markette bile çok kalabalık olursa insan bir taraftan o marketçi çok mutludur. E yazar kasalar evet. çalışıyor ama gelen insanlar da o kalabalıktan rahatsız olur. Bunun artısı var, eksisi var öyle bakmak. Tabii lazım. Tabii tabii. Her zaman herkesi memnun etmekte de kolay değil. değil. Bunlar da zor ve değişik şeyler. Şimdi program boşunda bizler LGS'ye çok kez e ee, kış turizmi olarak anıyoruz ama Erciyes e, yaptığı yatırımlarla yaz sezonunda da adından söz ettiriyor dedik. Yaz için çalışmalar neler? Önümüze planlanan bir süreç var mı? Neler düşünüyorsunuz? Evet, yazın da tabii e, pandeminin izin verdiği ölçüde yine eski faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Erciyes'te tabii biliyorsunuz e, sıcak su e, sondajı yaptık. Evet. Termal suyu bulmak için MTA ile beraber e, orada son aşamaya geldik artık önümüzdeki günlerde evet veya hayır diye bir netice alacağız gibi görünüyor. 2200 metreye kadar indik. Şimdi kuyu içinde e, mühendisler çalışmalar yapıyorlar. Onların bir sürü tekniği var. Kendi e, işletim sistemi içerisinde. E, bunun yanında yüksek irtifa kamp merkezini RGS'de oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl iki tane futbol sahası e, hizmete girdi. Orada hatta kamplar yapıldı. E, bu yıl altı tane daha Futbol sahası yapıyor. Büyükşehir Belediye'miz ihalesini yaptı. 3-4 tanesini yetiştirebilirsek bu yaz sonuna. Kampa hazır hale gelme zannetmiyorum ama çünkü çim dikiyorsunuz, suluyorsunuz, büyüyor falan. Bir süreç o. Gelecek seneye inşallah bir 6 tane, belki 8 tane futbol sahasını hazır edeceğiz. Kapalı spor salonumuzu ihale etti Büyükşehir Belediye'miz. Kapalı spor salonu yapacağız. Kapalı spor salon olduğu zaman bütün spor branşlarına hitap evet. edebiliyorsunuz. İşte voleybolu, basketbolu, handbolu. Bu arada bütün sportif branşlar da yüksek irtifa kampını önemsiyorlar. Yani yazın yüksek irtifaya gidip orada bir oksijen vücutta oksijen artışına vesile olacak bir kamp yapmak istiyorlar. Atletler, güreşçiler, boksörler. Bunun yanında bir yüzme havuzu inşallah olacak. Bu seneye yetişmez. O artık gelecek seneye zannediyorum hizmeti açabiliriz. Yani orada tam Hacılar Kavşağı'nda bir yüksek irtifa kamp kompleksi oluşuyor. Ee, zaten bisiklet yarışlarını başlatmıştık şehirde biliyorsunuz. Bunun ilk startını biz verdik. Evet. Bisiklet parkurlarımızı oluşturmuştuk, yarışları yaptık. Şimdi artık çok şükür şehirde de yansıdı. Mesela Kolamaz Vadisi'nde e, keşfedilmemiş muhteşem bakir bir yer orası. Şehrin e, yani nefes aldığı bir yer. Ben ilk gördüğümde şok oldum. Yani biz neredeyiz falan dedim. Kayseri'de öyle bir yer olabileceğini ben bilmezdim yani yıllar önce. Koramaz vadisinin mesela, Mimar Sinan evini oralarda bisiklet rotası içerisine alıp organizatörle bunun hem de oraların reklamını da yapmış oluyoruz bir noktada. Erciyes'e yine bisiklet kampları başladı, devam ediyor. Bisiklet yarışları olacak. 8 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 20-25 tane uluslararası yarış yapacağız. Dağ bisikleti, yol bisikleti, işte iniş, downhill dediğimiz iniş bisikletleri. Ee, dediğim gibi sport kampları geliyor. Bunun yanında bisiklet festivalimiz, motosiklet festivalimiz var. Mesela gelecek ay 2-3 Temmuz'da bu yıl 5.sini yaptığımız LCS evet. Ultra Sky Maraton diye bir kategori var. Ee, ya herhalde o insanlar çelikten diyorum 60 küsür kilometre LCS'in etrafını 365 derece koşup geliyorlar yani 9-10 saatte. Öyle söyleyeyim. 25 kilometrelik parkur var. 1000 metre yükseklik koştukları parkurlar var. Dikey parkurlar. Ee, öyle bir uluslararası yarışımız olacak. Ee, yine bisiklette bir kupa yapacağız. Türkiye Kupası'nı yapacağız. Ee, o da herhalde Ağustos'un içerisinde olur. Festivaller, işte çadır kamp alanımız bu hafta kuramadık çünkü yağmur fazla. Ee, alanın kuruması gerekiyor. Bu maalesef hava şartlarından dolayı kuramadık ama muhtemelen gelecek hafta içerisinde çadırlarımızı kurarız. Müteakip hafta sonuna vatandaşlarımızın hizmetine sunarız. Her hafta sonu tarifeli zirve tırmanışları yapıyoruz. Rehber eşliğinde, yukarıda konaklamalı. Bu mesela Türkiye'de başka bir örneği yok. Ya yani Siz şimdi gidip de Süphan Dağı'na çıkayım deseniz orada öyle bir bir kafileye uyup da bir rehber eşliğinde Alt yapısı hazırlanmış bir sistemle gidip zirve yapma şansınız yok. Ama biz LGS'de yıllardır bunu çok şükür yapıyoruz. E, 2900-3000 metrede kampımız var. Orada çadırda, ha, önceden e, kadın ve erkekler çadırları ayrıydı. Bu sene artık herkes için birer kişilik çadırlar organize ediyoruz oraya. E, bunun yanında astrofotoğrafçılığı geçen sene evet. başlatmıştık. O da çok ilgi gördü tüm Türkiye'den. E, başka bir örneği yok zaten. Ee, Harikalar diyarındaki bilim merkezimizle beraber orada insanlar e, gökyüzü eğitim alıyor önce planetarium diye bir sanal ortam var İşte orada Venüs hangisi e, meteor hangisi Jüpiter hangisi orada o eğitim alıyorlar sonra EJC'de Billur gibi karanlıkta ışıktan uzak e, zirveden o e, gördükleri cisimlerin tamamını gökyüzünden fotoğraflayabiliyorlar. biliyorlar e, bu da çok ilgi alaka gördü geçtiğimiz yıl e, onu devam ettireceğiz yani. Her hafta sürekli olarak devam eden faaliyetlerimiz olacak gelecekte. Bak bu kadar ilgileri de değişmeye başlamış ve güzelleşmeye başlamış başlan evet. hani. Evet. İşte astro fotoğrafçılık olsun, diğer çalışmalar olsun, işte yürüyüş. Önceden bu kadar mı bilmiyorduk acaba? Sosyal medya olduktan sonra bu kadar aktif oldu veya yapılan çalışmalar mı bu kadar güzel PR çalışmalarıyla anlatılıyor? İnsanlar gerçekten artık ilgileri de çok güzel yani yönlere de değişmeye başladı. Evet, daha e, imkanlar genişledi. Evet. Tabii şimdi ee, mesela bizim gençlik yıllarımızda, ben hala gencim de, e, <laughs> lise yıllarımızda değil <laughs> <laughs> mi? ulaşmak büyük bir evet. problemdi. Yani ulaş, otostopla falan çıkardınız Hisarcık Belediyesi'nin otobüsleriyle bir nereden Hisarcık'a kadar. Ondan sonra vasıta bulmak fermana mahsustu. Otostop falan çekerdik. Gidersiniz 45 50 dakika kuyruk beklersiniz. Fiyatlar zaten Londra. Bir tane pist var yani tekir. Biz, ben yukarıda çıkayamazdım ama bir tekir pistinden İki dakikada inersiniz tekrar 45 dakika 50 dakikalık sıralara girersiniz. Yani e şimdi her şey imkanla evet. e, ölçülüyor. E, geliyorsunuz kuyruk beklemeden biniyorsunuz. Bir sürü pist var. Eğer o zorsa diğer kolaya geçebiliyorsunuz. Yeme içme maliyetleri çok çok düştü. Ulaşım havaalanından otobüs koyuyoruz. Tek bilette insanlar gelip şehir içinden binip gidebiliyorlar. Herkesin artık otomobili var. Develi minibüsleri var mesela. Ulaşım hiç problem değil. Yol zaten otoban kalitesinde. E, bunun yanında hani mesela harikalar diyarı olmasa, planetaryum olmasa, elimizde astronom, astrofizikçi arkadaşlarımız olmasa biz bunu yapamayız ki. Bakın bu da bir imkan yani. Evet. İnsan kaynağı da çok önemli bir imkan. Orada eğitim alıyor, geliyor, gondola biniyor hacılar kapıda. Lifos kafenin oraya çıkıyor yukarıya. Bakın gondolla yani konforlu bir şekilde çok cüzi bir bedelle yukarı çıkıyorsunuz. Yıldızları gözlemleyebileceğiniz yere gidiyorsunuz. Oraya çadırlar var. isterseniz çadırda yatıyorsunuz. Yani hep imkanlarla alakalı bir şey. Sosyal medya veya diğer iletişim kanalları bunun duyurulmasını geniş geliştiriyor. Yani bir paylaşım yapıyorsunuz. Biz geçen sene bakın meteor yağmurları vardı. Ağustos'un evet. 12'si 13'ü gibi. Biz dedik ki yani insanları getirelim meteor yağmurlarını seyretsinler hacılar üstten. Ee, yemin ediyorum ben saat kaç dedik? 8 dedik diyelim. 7.30 gibi vardım. Sanki bir pazar günü kalabalığı vardı akşam. Ağustos'un işte 12'si diye hatırlıyorum. Arabayla ulaşamıyorsunuz yani. Çıl, çılgın gibi insanlar oraya kendilerini atmışlar. Gondola biniyorlar. Yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki o düzlük alan yüzlerce insan var. Yani bir sürü planımız, projemiz vardı. Dev ekranlar astık. Orada işte bir bilim adamı, arkadaşımızı getirdik. O bilgi veriyordu. Meteorlarla alakalı falan. Ama o kadar yoğun bir talep vardı ki oluştu ki ben şok oldum. Ben şaşırdım yani. Bunu bir paylaşım yaptığımız alt üstü. Hani ilgisini çekenler gelir, gelir falan evet. diye düşündük ama orada ya karı koca gelmişler yani evde oturmaktansa gidelim Erciyes'te onları seyredelim demişler insanlar. Hem bilgi seviyesi ve kültür seviyesi arttı ee, insanların hem de imkanlar arttı. Dolayısıyla bu gibi şeylere de rağbet oluyor. Evet az önce sıcak sudan konuştuk başkanım siz bölmemek için sormadım ama sıcak su çalışmalarında hedeflenen nokta ne? Ne amaçlanıyor Erciyes'te? Tabii bizim sıcak su kış turizmiyle birleştiği zaman ortaya muhteşem bir tablo çıkacak. İnanın Kayseri'nin kaderi değişir. Yani ya Erciyes müthiş olur falan diyorlar. Hayır diyorum Kayseri müthiş olacak. Yani e, tamam işte bir sürü ka termal kaplıca var evet. e, ka ülkemizde. İşte Biz ne yaparız? Kozaklı'ya gider Kayserililer. Sarıkaya'ya gider. E, vesaire ama bir dağ ortamında dağ otellerinin konforunda e, soğukta ve termal suyla oluşacak bir tatil paketi tüm dünyanın ilgisini çekecek bir şey. Bu dünyanın birçok yerinde var yalnız. Yani evet. şimdi bana diyorlar ki ya dünyada hiçbir yerde yok, Ergest olursa muhteşem olur. Birçok yerde var dünyada bu. Termal. Ee, aslında kayak merkezlerinin bir noktada bir ihtiyadı haline gelmiş insanlar Avrupa'da. işte saat 3'e 3.5'a kadar kayak yapıyorlar sonra kitleler halinde spa merkezine gidiyorlar. Bağımsız spa merkezleri var. Yani büyük yatırımlar yapılmış. ya O işin rajonu o tabi evet. Gidiyorsunuz orada da sıcak suda genleşiyorsunuz. Rahat diyorsunuz gibi bir e, tarz gelişmiş. E, biz Erciyes'te eğer termal suyu e, çıkartırsak bunu tabii ki otellere ilk etapta sunacağız. E, yazın tamamen kaplıca, e, dağ kaplıcası hüviyetiyle. Kışında işte bir tarafta sıcak su havuzu, e, dışarısı kar. E, o kombinasyon düşündüğün evet. zaman insan gerçekten çok heyecanlanıyor. Ee, güzel bir şey çıkaracağız ortaya inşallah. Ee, sonuna kadar da arayacağız, bulmaya çalışacağız. Yani LCS'de yani bu işin Türkiye'deki bir numarası Maden Tetkik Arama Enstitüsü, MTA. Biz hep onlarla çalışıyoruz. Yani ben şimdi bilmem ki kimse bilmez yer altında ne var ne yok. Bu teknik iş, fen işi yani. Onlar bir sürü aletlerle, işte cihazlarla geldiler. yeraltını altını tarasut ettiler. Ta Develi'den Hacılar Kavşağı'na kadar. Evet. Yani bizim bölgemiz olan yerleri en en yoğun olarak sıcak suyun bulunma olan ihtimali yüksek olan yerleri belirlediler. Ondan sonra da şu anda da MTA sondajı vuruyor. Ee, i̇nşallah çıkar bakalım. Yani son ana kadar hiçbir şey belli olmuyor yer altında. Ee, çünkü şuradan su akıyor mesela. Ee, ama siz bir metre bu tarafına e, deliyorsunuz, suyu bulamıyorsunuz. Belki bir metre kenarında var. Ee, bunu madenciler de söylüyorlar. Yani işte. Kuyumuzun bir metre yanına bir sondaj daha vuruyoruz çıkmıyor diyorlar yani. Yer Yeraltını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Onun için garanti bir şey söylemek mümkün değil. Fakat şimdiye kadarki alametlere hep pozitifti. Yani sıcak su olma ihtimali yüksek dedi mühendisler. Orada çok gelişmiş yetişmiş bir ekip var. Ankara'dan geldiler. Bölgeden gelenler var MTA'dan. Ee, eğer yani dua edelim eğer çıkarsa gerçekten RCS'in de çehresi değişecek. Kayseri'nin de çehresi değişecek hem Kayseriler gelecek, hem civar vilayetler gelecek, hem Avrupalılar gelecek özellikle kışın kayak ve Evet. Sıca suyu ısıtırsınız, su sıcak bir su olur ama ha termal özelliğinin olması, işte yer altından çıkan daha şifalı yani, bir evet. takım e, mineralleri barındırması işin e, mahiyetini daha da değiştiriyor. Ümit ediyoruz ki ona ulaşırız. Evet. Peki sonuçlanma olayı e, şey, bu tarihten sonra bir 15-20 gün içerisinde herhalde neticelenecek Net, ya. Işte. Yani şu anda kuyu içerisinde e, suya ulaşmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. E, çünkü çok farklı teknikler var tabii evet. burada. Çamurla e, işte sürekli olarak çamur veriliyor ve o delme matkap çalışıyor. E, şimdi o çamur toplanacak, temizlenecek kuyu. O kılcal damarlara ulaşılmaya çalışılacak. Asit patlatması yapıyorlar nitro, nitrojenle falan. Yani şeyin e, jeoloji mühendislerinin bir sürü metotları var. Sonuna kadar zorlayacağız. İnşallah bulacağız. E, bulamazsak da. Ee, öbür maçlara gözümüz evet, Yani şey yok. Tabii ki de Erciyes her e, şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu hedeflerinden de çok uzak kalacağını ben düşünmüyorum. Peki yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz Erciyes'e <laughs> yapılan? Yatırım, özel yatırım işte oteller, kapasiteler nasıl? Yeterli mi? Daha fazla bir yatırım için beklenti var mı? Hanım, şu andaki tabii yani biz... Master plan dediğinizde Büyükşehir Belediye'miz o eki Bey zamanında yapılan planda yani içme suyundan atık suyuna varıncaya kadar hepsi planlanmış bir vaziyette. Tabii ki bunun içerisinde konaklama ve oteller olmazsa olmazı turizmin. Evet. Ee, orada Büyükşehir Belediyesi ihalele yatırımcılar arsalarını sattı. Onlardan bir kısmı hizmete girdi, bir kısmı e, gecikti vesaire. Mesela şu anda 3 otelin inşaatı var. Bunlardan ikisi önümüzdeki kışa hizmete e, girecek. Radisson Blu gibi müthiş bir otel yapılıyor mesela. Bu RGS'de de referans olacak evet. bir yatırım. 3 ee, Türkiye'nin hatta dünyanın muhtemelen en büyük dağ otel yapılıyor cese 302 odalı. İşte ruhsat aşamasında geçtiğimiz yıl hafriyatını yaptılar. Şimdi ruhsat alıp hemen temel atıp başlayacaklar. Bu devam ediyor. Yeni yatırımcılarımız geliyor sürekli olarak görüşüyoruz. Yani ben her hafta birkaç yatırımcıyla görüşüyorum. Alıyorum sahayı gezdiriyorum götürüyorum. Veya biz ulaşıyoruz. Evet. Ya gelin herkese bir otel yapın diye. Bu bir süreç meselesi. Yani şimdiye kadar... Ee, bazı otellerimiz, günübirlik alanlarımız, kafeteryalarımız hizmete girdi çok şükür. Ee, bu artık sürekli olacak bir şey. Yani ha tamam bitti otel bundan sonra yapmayız denecek bir durum değil. Bir taraftan daha böyle şalet tarzında konaklama tesisleri organize ediyoruz. Yer ayırıyoruz onunla alakalı. Büyükşehir Belediyemiz onun arsasını ihaleye çıkar yakında. Turizm Bakanlığı'yla sürekli görüşüyoruz. Onların onaylanması vesairesi. Yani her koldan o konu ıı, ilerliyor. Ee, ama dediğim gibi yani inşaata başlıyorsunuz işte 35-40 odalı bir otel yapacaksınız en az 2 yıl sürüyor. Evet Yani pıt diye hemen netice alınmıyor ee, ama bu dediğim gibi bitmeyecek bir süreç artık sürekli olarak orada konaklama çeşitlenecek şekillenecek yeni oteller yeni belki çadır kentler oluşacak belki özel mülkiyetler oluşacak ileriki dönemlerde yani siz gidip oradan arsa alıp ev yapacaksınız kayak merkezinin içerisinde bu Avrupa'da çok yaygın bir model. Ee, do do dolayısıyla o tren yürüyor yani, o gidiyor. Evet efendim. Program başında söyledik ya. Şimdi Erciyes'e kış sezonu bitiyor, yaz sezonu ama hemen o yaz sezonunda yani kış sezonu biter bitmez öbür kışın hazırlıkları başlıyor. Evet. Ne gibi hazırlıklar var? Hazırlıklar elde artık e tamamlanıyor. <laughs> e bu bir gelenek haline gelmiş. Tabii tabii. Rutin bizim Routine. yaz bakımlarımız. Yani bir kere kullandığınız teleferik dediğimiz insan taşıma sistemleri işte mekanik, hidrolik, pneumatik, dijital bir sürü unsur barındırıyor bünyesinde ve teknolojik aletler. Ee, ve düşünün halat üzerinde yani 700-800 kiloyu taşıyabiliyor bu. Dolayısıyla bunun aşınmaları, parça erozyonları oluyor. O rulmanları eskiyor, şeyler yağlanması gerekiyor falan rutin bakımlar var. Nasıl ki arabanızın sürekli olarak işte rutin bakımları varsa o cihazların da o sistemlerin de var biz her her yaz bütün teleferiklerimizi teker teker elden geçiriyoruz. Hemen planlamasını yapıyoruz. Kış biter bitmez. Ya yani arkadaşlarımız zannediyorum şu anda ikinci veya üçüncü hattı ele aldılar. Evet. Ee, takım olarak oraya gidiyorlar. Her şey elden geçiriyor. Yağlamalar yenileniyor. Ee, değişen parçalar, arızalanan parçaları veya deform olan parçalar değiştiriliyor. Ee, bu tar bir taraftan da teknoloji geliştirmeye gayret ediyoruz. Ya mesela yakında ee, yabancı bir uzman gelecek. Bizim o teknik arkadaşlarımıza yeni bir eğitim daha verecek. Biz şehir dışında bazı yerlere eğitimlere gidiyoruz, danışmanlıklar yapıyoruz, projeler veriyoruz kayak merkezi oluşacağı zaman. Yani şu anda Kayseri Türkiye'de içerisinde bir fiil üç yeri biz e, yürütüyoruz danışmanlığını öyle söyleyeyim. Bir tane yurt dışında Azerbaycan'da kayak merkezi işletiyoruz. Onlarla olan diyaloglarımız devam ediyor. Bunun yanında da sürekli olarak işte giden gelen eksik olmuyor. Proje geliyor, yatırımcı geliyor. İşte reklam için geliyorlar, film çekmek için geliyorlar. Yani geçtiğimiz haftalarda Hindistan'dan bir ekip vardı. 35-40 gün Kayseri'de film çektiler mesela. Bunun bazı bölümleri Erciyes'te çekildi. Erciyes'te ee, hiç dediğim gibi şey bitmiyor. Yani hareketlilik bitmiyor. Ee, o şeylerin e, neticede dağlar yaşayan organizmalar işte selden, kardan, soğuk sıcak farklılıklarından Kaya yuvarlanmaları oluyor, erozyon oluyor, pistlerde bozulmalar oluyor. Kar kalktığı zaman onların hepsi açığa çıkıyor. Evet. Onları revize ediyoruz. Şimdi filelerimiz var dağın her tarafında. Güvenlik filelerimiz var. Neticede sürekli güneşe, soğuğa, sıcağa maruz kalıyor bunlar. Ya değiştiriyoruz ya tamirini yapıyoruz veya işte e, yenisine koyuyoruz vesaire. E, hep bu sahayla alakalı teknik işlerimiz dediğim gibi teleferikler, pistler, suni karlama makinamız var bizim. yaklaşık 160 tane makinamız var dağın muhtelif yerlerinde. Bunların her biri teker teker elden geçiyor. İki gün sonra çünkü Kasım ayı geldiği zaman toprak donduktan sonra sizin bir yerlere eşme, oradaki boruyu değiştirme, tamir etme İmkanı yok. imkanınız yok. Beton gibi oluyor toprak. Dolayısıyla biz yazın o işlerimizin tamamını yürütüyoruz. Şunla da karşılaşıyoruz. Her şey yapıyorsunuz. Şartele basıyorsunuz. Şey oluyor yani patlıyor boru. Artık ne yapabilirseniz o anda nasıl bir çare, nasıl bir çözüm üretirseniz o yolda devam ediyoruz yani kış boyu da. Bir sonraki Mayıs, Haziran'a kadar da elleyemiyorsunuz. Yani öyle bizim handikaplarımız çok RGS'de. Evet, şimdi ee... Yeni sezon için hazırlıklar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor dedik ama tabii önümüzdeki sezonda pandemi konusunda ne olacağını bilmiyoruz ama umudumuz çok yüksek tabii pandeminin geçmesi evet, noktasında. inşallah umudumuz. dua ediyoruz tabii. Aşı konusunda, aşıyla birlikte umarız ki bu süreç güzel atlatılırsa. Sizin i̇nşallah. öngörüleriniz neler? Önümüzdeki kış sezonu için e, özellikle bu sancılı süreç e, yaşanacak mı sizce? Vallahi şöyle, şimdi e, 2004 yılında yıl yanlış hatırlamıyorsam Çin'de SARS diye bir salgın başladı. Öldürücü bir virüs gene. Hatta ben o zaman fuara gidecektim, iptal ettim fuarı. Ee, beş altı sene sonra Çine gittiğimde baktım hala insanlar maskeyle geziyorlar. Yani benim acizane görüşüm şu: artık korona hayatımızın bir parçası. Yani evet. 2030 yılında da iki arkadaş bir araya geldiğinde aman yaklaşma, korona'yım diyecek. Nasıl şimdi gripiz diyoruz evet. ya, ya, veya nezleyiz zaman? Korona'yım diyecek. Ama öldürücü etkisi inşallah aşılarla, tedavi metotlarıyla ve sürü bağışıklığı sistemiyle kalmayacak. Ee, biz muhtemelen yani önümüzdeki yıllarda da maske takmaya devam edeceğiz. Ama sokağa çıkma yasağı olacak mı? Olmayacak diye ümit ediyoruz. Yani kafeler, restoranlar e, kapanacak mı? Kapanmayacak. Gelecek kış için öngörülerim benim. Yine biz koronayı hayatımızın bir parçası olarak cebimizde taşıyacağız, tedbirlerimizi alacağız. Ama çok böyle sıkı e, tedbirlerin uygulanacağını zannetmiyorum. Çünkü şu anda ciddi bir iyileşme evet. var toplumda. Aşılar yapılıyor. Herhalde aşılanmayla beraber e, yaz sonuna doğru zannediyorum artık biz bu ihmal edilebilir rakamlara düşeceğiz. Umarız efendim Uymanız. tabii ki de bizim de tek temennimiz bu evet, yönde. Evet dua niteliğinde. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Artık <laughs> biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sağ olun ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çağrı Çengiz bizlerle birlikteydi. Erciyes'i konuştuk efendim. Kış sezonunu, pandemiyle olan etkisini ve tabii ki de önümüzdeki sezon konusu hazırlıkları konuştuk. Erciyes, Kayseri'nin ve Türkiye'nin ve dünyanın markası efendim. Hem yaz sezonunda hem de kış sezonunda çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor diyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz. Bizden gözünüzü ayırmayın. Hoşçakalın efendim.